Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. 10 ile çarpma işlemini pratik bir şekilde nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Örneğimize bakalım. Buradaki toplam paranın ne kadar olduğunu bulacağız. Birinci grupta 10 lira, 10 lira, 10 lira var. Onlar saydığımızda 10, 20, 30. Toplamda 30 lira var. Peki çarpma işlemi olarak nasıl ifade ediyorduk? 3 tane grup var. 3 çarpı her grupta 10'ar lira var. 3 çarpı 10 kaç olur? Bunu pratik bir şekilde nasıl yapacağız? 10 ile çarpılan sayıyı yazıyoruz. 10'da bir tane 0 olduğu için yanına 0 yazıyoruz. Cevap 30. İşlemleri pratik bir şekilde yapalım. 10 ile çarpma yaparken 10 ile çarpılan sayıyı olduğu gibi yazıyoruz. Burada 5'i aynen yazıyoruz. 10'da bir tane 0 olduğu için 5'in yanına 0 yazıyoruz. Cevap 50. 20. 8'i yazıp 0 yazıyoruz birler basamağına. 80. 60. 40. 70. Dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.